Hanımlar beyler, üçüncü yarışmacımız Ozan Bey'le masa başında buluştuk, kafa kafaya verdik. Yarışan yarışmacıların dedikodusunu yapıyorduk ki siz geldiniz. Ozan Bey tekrar merhaba. Tekrar hoş bulduk. Nasıl buldunuz diğer iki yarışmacıyı? Ne demek berbat, ayıp falan, şaka öyle bir şey demedi. Gayet iyi gidiyorlardı. Aykut Bey talihsizlik yaşadı. Aynen, sonra anladık ki o talihsizlik değilmiş meğer. Yani diyelim nazikçe. Peki neler yapıyorsunuz Ozan Bey? Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim davet için. Ben neler yapıyorum? Çok kısa böyle hızlıca özetleyeyim. İnşaat mühendisliği eğitimi aldım. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı yaptım. Hı-hı. Ekspertiz de deniyor günlük dilde daha çok. Bu işin şey kısmı, resmi kısmı. Onun dışında amatörce ama neredeyse ikinci mesleğim gibi müzikle uğraşıyorum. Harikulade. Piyano çalıyorum. Mektepli değilim, alaylıyım. Hı hı. Kendi kendimi gençlikten beri yetiştirmeye çalıştım. Hala çalışıyorum. Çok güzel. Bestelerim var, sözlü, sözsüz. Hem de. Böyle daha çok sosyal medyada paylaşarak ve işte kendi düzenlediğim bir takım etkinliklerde ya da bazen başka etkinliklere katılarak, başka müzisyen arkadaşlarımla beraber bazen bireysel. Bunları paylaşmaya gayret ediyorum ve üzerinde hala çalışıyorum. Biraz yazıyorum, çiziyorum daha da amatörce. Müzikte biraz yarı profesyonel de denebilir ama edebiyatla da ilgim var. Yazıyorum, çiziyorum, şiir, öykü vesaire. Ay ne kadar güzel, bugün yarışmacılarımızın da böyle edebi, sanatsal yatkınlıkları çok fazla. Kelimelere özel bir merakım var. Hı-hı. O konuda bir dönem böyle gene böyle amatörce etimolojiye çok merak saldım. Hatta bundan yaklaşık 10 yıl önce bununla ilgili bir sezon boyunca bir radyo programı denemem bile oldu. Falan. Evet. Yani kelimelerin kökenleri üzerinden diller arasındaki ve halklar arasındaki ilişkileri böyle deşen eğlenceli bir program bir sezon yapmıştım. Ozan Bey biraz daha konuşursa Chomsky çıkacak içinden, yemin ediyorum. Estağfurullah. Yani kelime oyununa da zaten bir böyle şeyimiz var. Ailecek bir bağımlılığa yakın bir bağlılığımız var. Ben bundan 12 yıl önce de katıldım. Evet, daha önce de katılmışsınız. O zaman da orada ucundan döndüm. 3 sene önce gerçekten ucundan döndüm. Tur finalinde saniye farkıyla kaybetmiştim. Çağrılınca da tekrar çok hoşuma gitti. Böyle koşa koşa geldim. Harika. Bakalım bir daha deneyeceğim şansımı. Bakalım bugün neler olacak. Ben de vallahi çok merak ediyorum. Gerçekten yani bir şey sormama bile gerek kalmadı. Cayır cayır her şeyi de anlattınız Ozan Bey. Sizi sosyal medyadan falan takip edersek o müzik... Yani kar amacı güden herhangi bir şey yapmadığım için söylemekte böyle bir şey görmüyorum, aha, bir mahsur görmüyorum. Adımla soyadımla aranırsam bana ulaşılabilir. Evet. İnsanlarla paylaşmak ötesinde zaten bir beklentim yok. Aha. İlgilenen olursa ne güzel, ne güzel olur. Yani Ozan daha fazla Yontan. Ozan Bey'in soyadı Yontan. Burada evet, görünmüyor çünkü. Evet. Merak ederseniz bakabilirsiniz. Evet. Ufak ufak başlayalım mı? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Peki hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Çivi yazısını Anadolu'ya taşıyarak Anadolu'nun tarih çağlarına geçmesini sağlayan Mezopotamya uygarlığı. Bugün editörümüz uygarlıklara takmış. Bir oradan soruyor, bir buradan. Aklıma Akat uygarlığı geliyor. Değil ama harfi olan. Ya da almayın siz, ha tabii. Mezopotamya'dan evet, çivi yazısını Anadolu'ya. Evet, Mezopotamya uygarlıklarından böyle bir sallamaya başlarsak. Şimdi Sümer. Evet, devam. Böyle etrafında dönüyorum ama. Evet. Başkentleri Ninova. Dicle Nehri kısmında kurulu. Şimdi Asur. Evet, Asur doğru cevap. Neredeyse biz burada işte şimdi Babil şurada ya falan diye öyle gidiyorduk ki. Bağdat'ın yanında falan. Evet. Evet, dört harfli diğer kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Sabit, değişmez, kesin, belirlenmiş anlamlarına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Değişmez, kesin, belirlenmiş. Rigid olmaz. Değil. Sabit, değişmez. Evet. Kesin, belirlenmiş. Genelde böyle restoranlara gidildiğinde çok... Fix. Fix doğru cevap. Beş harflilere geçtik efendim. İsim soylu bir kelime soruyoruz şu soruyla. İlk defa yeni bir şey ortaya çıkarma.
ilk defa ortaya çıkarma, keşif. Evet gibi bir şey. Değil. Türkçesini söylerseniz o. Keşif olan bir şeyi bulma. Evet. Bu olmayan. Bu icat etme, buluş. Buluş doğru cevap. Beş harflilerden devam ediyoruz efendim. Bilişimden geliyor soru. Buyursunlar. İnternette bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük metin dosyası. Soruyorlar artık bunu. Bütün dünyada zaten soruyorlar. Yasa gereği bizim ülkemizde de uzun süredir soruyorlar. Bu çerezler meselesi. Çerez. Çerez doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Bir sıfat soruyoruz. Erkek ismi olarak da rastlıyoruz kendisine. Buyursunlar. Mümtaz ve Güzide sözlerinin Türkçe karşılığı. Erkek ismi dediniz. Evet. Mümtaz. Mümtaz. Saygın değil. Kelime gibi bir şey. Bu ama saygın değil, nadirdir erkek ismi. Dışında... Saygın gibi. Güzide. Seçkin. Seçkin doğru cevap. Efendim şimdi yine altı harfli bir kapkaçak soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Süzgeç görevi gören bir mutfak kabı. Kevgir. Kevgir doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Halk ağzında kullanılan bir sözcük soruyoruz şu soruyla. Mide kazıntısını geçirmeye, açlık bastırmaya yarar yiyecek. Yani atıştırmalık, abur cubur gibi bir şeyler geliyor. Ama halk ağzında ya abi... Kayıntı. Kayıntı doğru cevap. Ozan Bey, yarışmanın ortasındayız. 3700 puanımız var. Çok iyi. 1 dakika 31 saniye süremiz var. Hadi bari gibi bir durumumuz var. Efendim 7 harfli 2 kelimeden oluşan bir diğer cevaba ihtiyacımız da var. Ay ne çok şey var. Gelsin sorusu. Önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz, olumlu veya olumsuz peşin fikir. Önyargı. Önyargı. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yapıştıralım efendim soruyu. Okuma, yazma, konuşma, akıl yürütme ve aritmetik becerilerinde zorluklar yaşanmasına sebep olan öğrenme güçlüğü. Disleksi miydi bu? Disleksiydi. Doğru cevap. Bizim çok arkadaşlarımızın çok sahip olduğu bir rahatsızlık evet, aslında. Evet. Yani galiba bu çok insanda var ve tanımlanmadığı için bu böyle bir rahatsız edici bir şeymiş gibi görünüyor ve kimse bununla ilgilenmiyor. Sizin mesleğiniz bunu aşma konusunda çok iyi bir şey değil mi? Nispeten. Yani o egzersizler, o... Nispeten ama çok da böyle rahatça aşılabilir şeyler olmayabiliyor. Sadece yöntem geliştiriyorsunuz. Mesela kelimelerle ilgili problem yaşayan çok disleksi arkadaşım var. Yazarlar kelimeleri, kağıtlara yazarlar, sıralarlar ve öyle ezber yapmaya çalışırlar. Mesela bizim çalışma arkadaşımız var Umay. O mesela tabela, sayı, kelime, şekil yan yana böyle görsün yandı. Bakamaz ona. Yani dil onu ayırt etme, bakamaz. Deyip titremeye başlıyor. Abartıyorum, titremez de yani yardımcı oluyoruz. Anladım. Altın bileziktir. Altın bilezik efendim. Lazım olursa sevgili izleyenler. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir sözcük soruyoruz yine. Buyursunlar. Bilezik, künye gibi aksesuarların genel adı. Onlara bileklik dememiz bileklik lazım. Bileklik diyelim o zaman. Bileklik doğru cevap. 9 harflere geçtik. 2 kelime bir cevap arayacağız şu soruyla. Aynı işte şu soru. Evet, bu soru. Evet. Kuaför dergilerinde hemen her çeşidini görebileceğiniz imajın doruk noktası. Gelinbaşı nedir? Gelinbaşı nedir? Gelinbaşı bir nedir? Saç stili. Saç modeli. Evet efendim, saç modeli doğru cevap. 9 harflerden devam ediyoruz. Bir memeli türü soracağız efendim. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz bu memeli türünü. Eski Yunanca'da adı nehir atı anlamına gelen iri yapılı bir memeli. Hipopotam. Hipopotam doğru cevap.
10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Sinirleri yatıştıran bir antrenman gereci. Yine zıpır sorulardan biri. Çok dolaylı bir şey. Bu sorulara şeyim var. Zaafım var. Aynen. Editörümüzün az de maşallah çok var. Evet. Sinirleri yatıştıran antrenman sinirli gereci. Mesela sinirli olduğunda, mesela sinirinizi nasıl çıkartırsınız? Genel. Kum torbası. Kum torbası doğru cevap. Son sorumuz efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacı var bu sorunun. Gelsin bakalım soru. İhtiyacını karşılayacağız mı? Yasalara, ahlak ve sağlık kurallarına aykırı görülen işletmelerin çalışmasını durdurmak, kapatmak. Mühürlemek. Mühürlemek doğru cevap. Ozan Bey ya Allah Allah. 9800 puan aldınız Ozan Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı. 21 saniyede arttırdınız. Harf marf da almadınız. Bu insanlar ne yapsın ya? Ozan hepsinin Bey. Hepsinin canı sağ olsun. Benim de canım sağ olsun. Sizin de sağ olsun. Harika yarıştınız. Üstelik hani 1 dakika 40 saniye falan kaldı dememize rağmen yani hiçbir sorun bile olmadı bu. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım Yasemin Hanım neler yapacak? Hiç belli olmaz. Önünüzdeki tek rakip şu an Yasemin Hanım. Ona da başarılar. Heyecanlı onu bekliyoruz. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Hanımlar beyler Ozan Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz. Ve Yasemin Hanım geliyor.